Tayyip Erdoğan. Sevgili Üsküdar'ın, aziz İstanbullular, değerli kardeşlerim, sizlere en kalbi duygularımla, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Buradan tüm Üsküdarlı kardeşlerime, İstanbullu kardeşlerime sevgilerimi yolluyorum. İstanbul'un sahabelerine, evliyalarına, alimlerine en derin hürmetlerimi sunuyorum. Üsküdar'ın manevi muhafızı Aziz Mahmud Hüdayi Hazretlerini tazimle, rahmetle, minnetle yad ediyorum. Rabbim onlardan razı olsun. Mekanlarını cennet eylesin. Evet, bugün bir toplu açılış töreni vesilesiyle Üsküdar'dayız. Bugün toplam yatırım bedeli 273 trilyon lira olan 22 ayrı eserin toplu açılış ve temel atma törenini hep birlikte gerçekleştiriyoruz. Eğitimde büyük bir kadir şinaslık gösterilerek rahmetli validemin adı verilen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin İstanbul'umuza, ülkemize, milletimize, gençliğimize hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah proje okulu olması ile ilgili de şu anda bakan yardımcısı kardeşime teklifi verdim, takipçisi olacağım. Sinan Tülin Vardar Anaokulu'nun, Saray Kız Öğrenci Yurdu'nun ve Üsküdar Düşünce Akademisi'nin resmi açılışını yapıyoruz. Vakıflar Genel Müdürlüğümüz tarafından restore edilen Küçük Selimiye Camii'ni, Validi Cedid Camii'ni de Üsküdarlı kardeşlerimin hizmetine sunuyoruz. Sağlıkta Ahmet Yüksel Özemre Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'ni de bugün resmen hizmete alıyoruz. Belediyemizin yaptığı arkadaşım, değerli kardeşim, merhum Mehmet Çakır Kültür ve Spor Merkezi'ni, Üsküdar Bağlarbaşı Şehir Merkezi'ni, Mehmet Efendi Tekkesi'ni, Kuzguncuk Bostanı'nı bugün resmi olarak açıyoruz. Bunların yanında İmam Hatip okullarından öğrenci yurtlarına, anaokullarından engelsiz yaşam merkezlerine, spor tesislerinden cami projelerine kadar 10 ayrı eserinde temel atma törenini yapıyoruz. Bütün bu eser ve hizmetlerin şehrimize, sizlere hayırlı olmasını diliyorum. Bu hizmetlerin Üsküdar'a kazandırılmasında emeği geçen kurumlarımızı, belediyemizi, hayırseverlerimizi gönülden tebrik ediyorum. Değerli kardeşlerim, inşallah şu anda üzerinde bulunduğumuz bu zemin, az önce belediye başkanımdan onu da dinledim. Burada inşallah yüzme havuzu olacak. Bunun altı. Kapalı spor salonu olacak. Diğer sosyal tesisler olacak. Ve bu alanın üstü yeşil alan haline gelecek. Bu tabii okulumuzu çok daha zenginleştirecek. Çok daha güçlü kılacak. Ve inanıyorum ki buradan mezun olacak kızlarımız gelecek için çok daha farklı yerlerde inşallah
temsil kabiliyetini yakalayacak. Size bu yakışır. Çünkü bir İmam Hatip mezunu olarak, dört tane evladı İmam Hatip mezunu bir baba olarak, kızlarımızın üniversite kapılarında neler çektiğini biz biliyoruz. Ve sabrettik. Sabrettik ama sonunda men sabera zafera. Zafere ulaştık. Ve şimdi artık orta kısımlar açıldı mı? Açıldı. İstediğiniz üniversiteye girme şansınız var mı? Katsayı diye bir şey kaldı mı? Zaten bunu kıskanıyorlardı. Ama şimdi ben de sizden diyorum ki artık sizler en seçkin üniversiteleri ne yapacaksınız? Yakalayacaksınız. Oralara gireceksiniz. Ve size inanıyorum. Size güveniyorum. Dün Sultanbeyli'de de söyledim. Her yerde söylüyorum. 600 binden 60 bine indirdiler. Biliyorsunuz orta kısımları kapatarak İmam Hatipler'deki öğrenci sayısını. Şimdi ne oldu? 60 binden 1 milyona çıktı. Ya niye vatandaşın önünü kesiyorsunuz? Vatandaş çocuğunu istediği okula göndersin bırak. İşte şimdi bak buraya gönderiyor. Diğer okullara da gönderiyor. E niye vatandaşa engel oluyorsun? Bak şimdi Danıştay bir karar verdi. Ne dedi? Normal ortaokullarda, normal liselerde de artık evlatlarınız başörtülü olarak da okuyabilir. Hak tecelli ediyor. Bunlar çok mazlumu aldılar. Mazlumların da duası kabul oluyor. Biz tüm hayatımız boyunca sade bir semtini sevmenin bile ömre bedel olduğu İstanbul'a hizmet etmenin gayreti içinde olduk. Bir pergel misali bir ayağımızı İstanbul'a sabitledik. Diğer ayağımızla tüm Türkiye'yi, dünyayı, dost ve kardeşlerimizi kucaklamanın çabası içinde olduk. İstanbul sadece bir şehirlerden alışılmış şehir değildir. Burası medeniyetlerin, kültürlerin, kıtaların kavşak noktasıdır. Türkiye'nin tüm renkleri İstanbul'da toplanmıştır. Bu şehirde her ilimizden, ilçemizden, hatta köyümüzden bir kardeşimiz var. İstanbul'a meftun olmayan Türkiye'ye yabancılaşır. Dünyanın da tüm renklerini İstanbul'da bulmanız mümkündür. İstanbul'u tanımayan Üsküp'ten Kerkük'e, Bahçesaray'dan Medine'ye kadar koca bir coğrafyaya bigane kalır. Türkiye'nin kalbine giden yol İstanbul'dan geçer. İstanbul'un gönlünü fethetmekten geçer. Söylediklerinin İstanbul'da karşılığı olmayanların Türkiye'ye verecekleri hiçbir şey yoktur. Siyasi tarihimize şöyle bir bakın. Bunun onlarca örneğini bulacaksınız. Bizim siyasi hayatımız burada başladı. Önce İstanbullular bu kardeşini bağrına bastı. Onunla birlikte tüm Türkiye, tüm kardeşlerimiz bizi kucakladı. İstanbul'un semtlerini dahi bilmeyen ama şehre eminlik için aday olanın kalbini, akıbetini biliyorsunuz. İstanbulluların vurduğu sillenin etkisini halen üzerinden atamadı. İstanbul'a belediye başkanı olamadı. Ama ana muhalefete genel başkan oldu. Şimdi o koltuğu korumak için siyasi mühendisliklere, paralel örgüte
terör örgütlerine bel bağlamış durumda. Bu işler böyledir. Şayet millet iradesiyle değil de operasyonla gelirsen attığın her adımda önüne bir hesap koyarlar. Ömrün seni oraya getirenlere diyet ödemekle geçer. Değerli kardeşlerim, sevgili öğrenciler, 7 Haziran seçimleri öncesinde yine benzer siyaset mühendisliklerinin yapıldığını görüyoruz. Daha düne kadar birbirlerine selam dahi vermeyen partiler, marjinal gruplar ve terör örgütleri bir anda aynı safta hizaya geçtiler. Bu milletin değerleriyle alay eden marjinaller, Ali'siz Alevilik fitnesinin çıban başları, 28 Şubat heveslileri hepsi bir araya geldiler. Ana muhalefet partisi sıranın en başında. Arkasında milliyetçi olduğu iddiasındaki parti. Hemen yanında da terör örgütünün güdümündeki parti. Paralel örgüt, bölücü örgüt, Çağlayan Adliyesi'nde savcımızı şehit eden terör örgütü ve Ermeni lobisi de hemen arkalarında yer alıyor. Bazı uluslararası basın kuruluşları ile ülkemizdeki demokrasi sicili bozuk medya organları ise bu kirli ittifakın reklamını, pazarlamasını yapıyor. Çıkmış New York Times benimle ilgili Erdoğan'ın Türkiye'sinde baskı var, şu var, bu var. Ne baskısı var? Neye dayanarak bunu söylüyorsun? Sen bir defa haddini bil ya. Haddini bil. Sen ne zamandan beri Amerika'dan buraya el uzatmaya başladın? Haddini bil. Değerli kardeşlerim, alışmışlar bunlar. 10 bin kilometre, 15 bin kilometre öteden dünyanın diğer ucunu idare etmeye. Artık böyle bir Türkiye yok. Artık eski Türkiye yok. Artık yeni Türkiye var. Türkiye'nin son geldiği nokta, son 12 yılda elde ettiği demokratik ve ekonomik kazanımlar bunlara ağır geldi. Düzenleri bozuldu. Eski Türkiye'de ülkeyi ve milleti istedikleri gibi yönlendiriyor, yağmalıyorlardı. Ve akşam başka, sabah başka hükümetler görüyordu. Kardeşlerim, 16 ayda bir bu ülkede hükümet değişiyordu. Bunları gördük. Böyle bir ülkede istikrar olur mu? Böyle bir ülkede güven olur mu? Biz geldik, bu devran değişti. Şimdi zamanında seçimler yapılıyor. Milletin cebine akması gereken kaynaklar bunların cebine akıyordu. Şimdi ben buradan sesleniyorum. Ey benim memur kardeşim, işçi kardeşim, emekliler. Ya bunlar zorunlu tasarruf altında sizin paranızı toplamadılar mı? 15 katrilyon, ben göreve geldiğim zaman masamın üzerinde memur ve işçi alacağı vardı. 15 katrilyon, bu parayı biz ödedik. Bu parayı biz ödedik. Nereden kaldı bunlar? CHP döneminden, MHP döneminden, DSP döneminden, o dönemlerden kaldı. Hepsini sildik süpürdük. 3,5 katrilyon konut edindirme yardımı altında para kestiler. Kimden? İşçiden, memurdan. Ama ödemediler. Çünkü memura, işçiye maaş ödeyemiyorlardı. Oralardan kestikleri parayla bu işi idare ettiler. O parayı da biz ödedik. Bak, 3,5 katrilyon ne yaptı? 18,5 katrilyon. Kardeşlerim, biz dertliyiz, dertli. İşte okullarımızın durumu, hamdolsun. 300 bine yakın derslik yaptık. Neredeyse Cumhuriyet tarihinde yapılan derslik sayısına ulaştık.
76 tane üniversiteyi 191'e çıkardık. Artık 81 ilin tamamında hamdolsun üniversite var. Üniversite öğrencilerine 45 lira burs veriyorlardı. Şimdi 660 lira. 330 lira. Lisans 660 lira. Lisans üstü doktora öğrencileri 985 lira. Nereden nere? Sevgili kardeşlerim, millet sefalet içindeyken, hastane kuyruklarında sabahlarken, çocuğuna kitap defter bulamazken, bunların her işi yolunda gidiyordu. İşte tüm bunlara son verdiğimiz, hortumlarını kestiğimiz için bize karşı birleştiler. Ne dediler? Bu ülkede birinci güç medyadır dediler. Biz ne dedik? Hayır. Bu ülkede birinci güç milletin iradesidir dedik. Onun için bize cephe aldılar. Filistin'e, Balkanlardaki evladı Fatiha'na, dünyanın her yerindeki mağdur ve mazlumlara sahip çıkmamıza tahammül edemiyorlar. İşte şu anda 1 milyon 700 bin Suriyeli var. Ne diyor ana muhalefetin başındaki zat? Ben bunları diyor tekrar Suriye'ye göndereceğim. Oraya verilen para bana kaynak olacak. Şuna bak ya. Senin zaten deden bunu yapmıştı. Kim? Milli Şef. Ne yapmıştı? Boraltan Köprüsü'nden Azeri kardeşlerimizi Stalin'e teslim etmişti ve onların idamına seyirci olmuştu. O zaman bir Azeri ne diyordu biliyor musunuz? Ah, ah kardeşim. Bizi keşke siz öldürseydiniz de Stalin'in askerlerine teslim etmeseydiniz. Hale bak. Bu ne acınacak bir durum. Ne acınacak bir durum. Bunlar bu millete yakışır mı ya? Biz böyle bir millet mi? Şair ne diyor? Bir zamanlar biz de millet, hem nasıl milletmişiz, gelmişiz dünyaya millet, milliyet nedir öğretmişiz. Biz böyle bir milletiz. Ama ne yazık ki bu şuurda olmayan bir muhalefet var. Sevgili kardeşlerim, şu anda sağlıkta hastanelerimiz nasıl? İstediğin hastaneye gidiyor musun? İstediğin eczaneden ilacını alıyor musun? Sayın Kılıçdaroğlu 6 sene SSK'yı yönetti. Kazançlı aldı, batırdı, iflas ettirdi. Hani o Haber kanalında izlediniz değil mi? Belgeseli izlediniz. Rahmetli Savaş Ay'ın yaptığı, Ahmet Kaya'nın da arkada olduğu izlediniz. Ya gülüyor ya. Orada o yavrunun kolu kesiliyor, o sırıtıyor. Kadıncağızın affedersiniz rahime alınıyor. Yanlış. Ondan sonra diyorlar ki senin böbreğini almamız lazım. Bir de böbreğini alıyorlar. Gülüyor ya. Ve ondan sonra bir de şunu söylüyor. 10 yıl önce daha iyiydi diyor. Yani geri gittiğini de kabul ediyor. Zaten gericisin ya. Şimdi kalkmış ne diyor? 4 yılda diyor işsizliği sıfırlayacağım. Arkadan projeyi açıklıyor.
20 yıl sonra işsizlik %5'e düşecek diyor. Bu ne menemiş, bu ne periz, ne lahana turşusu. Böyle şey olur mu? Şimdi sevgili kardeşlerim, Cumhuriyet tarihinde 79 senede 6100 kilometre bölünmüş yol vardı. Biz geldik 12 yılda ne yaptık? 17.600 kilometre bölünmüş yol yaptık. Marmara'ya biniyorsunuz. Bir ayağı Üsküdar'da. 18 ay önce açtık ve ne kadar insan buradan geçti veya ne kadar yolcu taşındı? 73,5 milyon yolcu taşındı. Kime nasip oldu? Bize ve şimdi Üsküdarlı, İstanbullu, tüm dünyalı buradan geçiyor. Kardeşlerim, bu mesele inanmak meselesidir. Muharrem Ertaş ne diyor? Allah rahmet etsin. Aşkına çalışan yorulmaz diyor. Aşkına koşan yorulmaz diyor. Biz aşk ile koşuyoruz ya. Aşk ile çalışıyoruz. Bize yorulmak yok. Biz Ferhat'ız Ferhat. Dağları delerek giriyoruz. Onun için metrolar bizim. Dağları aşmak bizim. Fatih karadan yürüdü. Biz de denizin altından yürüyoruz. Cumartesi günü Yenikapı'ya geliyorsunuz değil mi? Fetih şenliklerini kutluyoruz. İnşallah 562. yıl dönümü 562 kişiden oluşan mehterler. Ve Türk yıldızları gösterilerini yapacaklar. İnşallah İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin her yıl yaptığı o havai fişekleri gösterilerini yine izleyeceğiz. Bak, sabır büyük ziynettir. Bu oyunlara gelmeyin. Bu oyunlara gelmeyin. Şimdi sağlıkta attığımız bu adımlarla birlikte, ulaşımda attığımız bu adımlar, Yavuz Sultan Selim Köprüsü yapılıyor. Bu yıl sonuna yetişecek. Dünyanın en geniş köprüsü. 4 gidiş, 4 geliş. Ortasından hızlı tren. Avrasya Tüneli. Yine Üsküdar. Altından otomobiller geçecek. Çift kat. Ya bunları biz yapıyoruz be. Biz bu adımları attık be. Hala konuşuyor. Kadıköy'den Kartal, Pendik, hızlı tren. Bunların rüyasında var mıydı ya? Şu anda İstanbul'dan Ankara'ya, Konya'ya hızlı tren elhamdülillah gidiyor. Bunları biz yaptık ya. Şimdi kardeşlerim, terör örgütünü arkasına alan bir parti çıktı. Ne diyor? Taksim Kabe'mizdir diyor. CHP zihniyeti ne diyordu? Kabe Arap'ın olsun, bize Çankaya yeter. Değerli kardeşlerim, bizim tek Kabe'miz var, o da Mekke'de. Fark bu. İşte terör örgütünü arkasına alan partinin maalesef Diyarbakır müftüsü olan Sözde Müftü ne diyor? Partimin dini zerdüştlük olsa yine aday olurdum diyor. Şu kafaya bak ya. Şu zihniyete bak.
Sen bu ülkede nasıl müftü olmuşsun ya? Sen nasıl bu ülkede müftü olmuşsun? Ve ben Kürt kardeşlerime sesleniyorum. Herhalde bu adamların arkasından gitmeyeceksiniz. Bu adamlara gereken cevabı vereceksiniz. Çünkü biz sizi sevdik. Ama onlar sizi istismar etti. Bak şimdi ben buradan çıkıyorum, Hakkari'ye gidiyorum. Hakkari'de başbakanımızla birlikte Hakkari Havalimanı'nın açılışını yapacağız. 2 yıl ertelendi. Niye biliyor musunuz? Muhtarlar, müteahhitler tehdit edildi. İş makineleri yakıldı. Ya bunu yapanlar kim? Bölücü terör örgütü. Peki bunun desteğinde olan siyasi partinin burada bir gayreti oldu mu? Maalesef. Ondan nemalanıyor. Ben diyorum ki 7 Haziran'da benim Kürt kardeşlerim, özellikle de dindar Kürt kardeşlerim bunlara gereken cevabı verecektir. Bitmedi. Ne diyor? Din derslerini kaldıracağız. Neyi kaldırıyorsun ya? Neyi kaldırıyorsun? Bu millet dinine sadıktır. Bu millet imanlıdır. Allah'ın izniyle size asla bu payı vermeyecektir. Onun için diyorum ki şurada 7 Haziran'a çok kalmadı. Çok çalışmanız lazım. Kapı kapı dolaşmanız lazım. Hanım kardeşlerim çok çalışması lazım. 7 Haziran bunlara gerekli dersin verileceği gündür. Sevgili kardeşlerim, Hacı Bektaş Veli ne diyor? Bir olacağız. Tamam? İri olacağız. Diri olacağız. Buna hazır mıyız? O zaman gelelim Rabia'mıza. Rabia'mızda ne var? Tek millet. Sesiniz az geldi. Tek millet. Arka tarafları görmüyorum. Arka taraflarda şöyle ellerini bir kaldırsın bakalım. Rabia'yı orada da görelim. Tek milletin içinde ne var? Türk'ü var, Kürt'ü var, Arap'ı var, Laz'ı var, Çerkez'i var, Gürcüsü var, Abaza'sı var, Roman'ı var, Boşnağı var, Arnavut'u var. Aklınıza kim gelirse hepsi tek millet. Tek bayrak. Bayrağımızın rengi şehidimizin kanıdır. Hilal bağımsızlığımızın ifadesidir. Yıldız şehidimizdir. 3 tek vatan. 780 bin kilometre kareyle tek vatan. Hep burada ameliyat yaptırmayız. Kim buna yönelirse karşısında bizi bulur. Silahlı kuvvetlerimizi bulur. Polisimizi bulur. Hepsinden öte milletimizi bulur. 4 tek devlet. Çıkmış paralel devlet. Ne demiştim hatırlayın. İnlerine gireceğiz demiştim. Girdik mi? Şimdi imamlar kaçıyor. Ya imam mihrabı terk eder mi? Bunlar iki kaçıyor. Nereye kaçarlarsa kaçsınlar sonuna kadar kovalayacağız. Sonuna kadar kovalayacağız. Yerleri belli zaten. Hazır. Onlar kaçacak biz kovalayacağız. Çünkü bu milleti bölenlere, bu ümmeti bölenlere evelallah mücadelemiz devam edecektir. Şimdi hazır mıyız? Kardeşlerim, biz Allah'tan başka
hiç kimsenin karşısında eğilmedik. Sadece rükuda eğiliriz. Başka eğildiğimiz bir yer yok. Onun için el ele vereceğiz. Asla bizim için korku olmayacak. Ve bizler şunu unutmayalım. Yok tehditmiş, yok şuymuş, yok buymuş, buna bakmayacağız. Niye? İnsan bir kere ölecek. Buna bakacağız. Hazırız değil mi? Beraber yürüdük biz bu yollarda. Beraber ıslandık yağan yağmurda. Şimdi dinlediğim tüm şarkılarda. Bana her şey sizi hatırlatıyor. Bana her şey sizi hatırlatıyor. Bana her şey Üsküdar'ı hatırlatıyor. Kalın sağlıcakla. Dualarımızdasınız. Dualarınızdan bizi eksik etmeyin. Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz. Günün anısına Üsküdar Belediye Başkanımız Hilmi Türkmen'in Sayın Cumhurbaşkanımıza bir hediyesi olacaktır. Kendilerini sahneye davet ediyoruz. Şimdi Üsküdar Tenzile Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ile Üsküdar'da yapımı tamamlanan 22 eserin açılış kurdanasını Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan kesmek suretiyle halkımızın hizmetine sunacaklardır. Hazır mıyız? Üsküdar hazır mıyız? Evet. Bir İstanbullu, bir Üsküdarlı olarak bu heyecanı, bu coşkuyu bizlere yaşattıkları için Üsküdar Belediye'mize, Büyükşehir Belediye'mize, tüm hayırsever kardeşlerime, huzurlarınızda şahsım, ailemiz adına tekrar teşekkür ediyorum. Ve tekrar dualarımızda olduğumu özellikle ifade ediyorum ama dualarınızdan da bizleri eksik etmeyin, unutmayın diyorum. Tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum. Tabii bu arada Galatasaray'ın şampiyonluğunu da kutluyorum. Tebrik ediyorum. Hayırlı olsun diyorum. Kordeleyi kesiyoruz. Ya Allah! Bismillahirrahmanirrahim.